Merve Hanım, çok severim, çok da yaparım. Karamelize etmesi lazım, fırında güzel pişirmesi lazım. Tiramisu'yu fırında nasıl pişiriyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz çok merak ettim. Ben kekinden bahsettim. Zaten keki olmaz tiramisu'nun. Orijinalinde Savoyer bisküvisi ya da kedi dili olması gerekir. Yani ben o şekilde yapıyorum, kekiyle yapıyorum. Demek ki bu farklı bir versiyonu. Neden öyle baktınız Nurhan Hanım? Ya o kadar odaklı geliyorlar ki. Yani. Yo. Daha tiramisu nasıl olduğunu görmeden keki iyi pişmesi lazım. Yo, ben biliyorum. Falan. Sunum nasıl tatlım? Yine aynı. Beğenmedin mi? Hayır, beğenmedim. Ayfer? Ben de beğenmedim mesela. Neyi beğenmedin? Sen daha önce yedin mi kedi bunu? Hayır, sunumu beğenmedim. Dilimleri... Peki sunum, yemediğin bir şeyin sunumun nasıl olduğunu düşünüyorsun? Ya görünüşünü söylüyorum. Hayır, ben. Hadi. Tamam. Dilimler aynı değil diyorum. Yani sunum kötü. Ha, dilim olarak söylüyorsun. Evet. Ha. Tabaklarda kötü mü görünüyor diyorsun? Evet. Merve Hanım başka dilimler kötü demişti ya, Ayfer Hanım onu söylüyor şimdi. Bekir de söyledi. Bekir? Evet. Yok, yani Bekir, o benim suçum değil. Bu benim suçum değil. Ne? Bu dilim olayları benim suçum değil. Sadece dilim olarak değil, üzerinin bunun tamamen Kako. Kaplanması gerekiyor. Ay, kanı fenalaştı. Bu sefer şey kanı fenalaştı. İçi dışına çıkmış. Ay, kadına fenalık geldi. Ama tadı güzel gibi ay. Görünüyor. Ay. Kakaosunu çok koyduğun zaman acı oluyor. Onun için ben böyle serpiştiriyorum. Evet, az. Çünkü ben bir keresinde bir komple kapladığımda böyle bir sıyırdılar üstüne, ondan sonra hep böyle yaparım. Yani öyle komple kaplamam. Vay de sunum güzel değilse Seda Hanım, her yerden çıkmış dışarıya. Ben bu tatlıyı zaten şerbetli tatlı diye, yani bu tatlıyı yok, yedim ama ismini diye. Gerçekten şey yapamadım. Dedim evet. Ki inşallah şerbetli tatlı olur çünkü menüsü evet. Çok kolay dedim. Kolay bir menü seçmiş. İnşallah şey şerbetli bir tatlı yapar. O zaman buyurun. Beğenmedim. Tiramisu tatlımız. Tiramisu. Afiyet olsun. Merveciğim. Tadı her şey yerinde, beğendim. Gerçekten mi? Evet. Vallahi mi? Çok şükür tadı kendine geldi bak. Vallahi yani, beğendim, güzel olmuş. Dilim. Teşekkür ederim. Merve Hanım, tiramisu'yu çok yaptığınızı söylemiştiniz. Sizinki gibi olmuş mu? Kıvamı aynı, tadı da aynı. Çok güzel olmuş. Afiyet ben olsun. Çok beğendim. Merakla beklediğiniz kek nasıl? Düz ses, dalga geçmeyin benimle. Estağfurullah. Tiramisu'nun kekinin fırında piştiğini ilk kez duymuştum. İtiraf ediyorum, karıştırdım. Triliçe ile karıştırdım. İsimler karıştı. Düzeltiyorum şu an. Tamam, beğendim. Sıkıntı yok. Karamelize olması gerek. 180 derecede pişmesi gerekiyor demiştiniz. Çok iddialıydınız. Demek ki bir tek Ayfer Hanım ön yargılı gelmiyormuş. Siz de T harfini görünce triliçeyi yapıştırdınız. Yapıştırdım herhalde. Ayfer, ilk kez yedin değil mi? Evet, çok. Sevdin mi? Evet, çok sevdim. Kreması, keki. Allah'ım ben öleyim. Kahvenin tozu, yani dozu çok iyi olmuş. Çok yoğun gelmedi bana. Çok beğendim. İçine peynir olduğunu söylesek peki? Evet, var, biliyorum. Fark ettim. Normalde mascarpone peyniri olması gerekir ama labne peyniri var. Biliyorum peynir girdin ama çok güzel olmuş. Yani çok beğendim. Vahide. Ben beğendim Seda Hanım. Tadı çok güzel. Afiyet beğendim. Olsun. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bir kere sormaya gerek yok. Evet. Her ne kadar tabaklarımızda düzgün konulmamış gibi yorumlar gelse de, öyle de görünse, tiramisu'yu olması gerektiği gibi yapmışsın. Afiyet olsun. Teşekkür nasıl ederim. Nasıl başardım bilmiyorum ama... Tadının güzelliği damlayan sulardan da olabilir ama tadı güzel. Gerçekten tiramisu çok güzel olmuş. Mutfakta doğru mu arkadaşlar? Vallahi, çok güzel. Elinize sağlık. Afiyet bal şeker olsun. Güzel. Bir yemekteyiz klasiği. Ana yemeği beğenmeyen yarışmacılar kan şekerleri düştüğü için tatlıyı beğendi. Açlıktan. Yo yo. Çok güzel olmuş. O zaman puanlama için kalkabiliriz. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ve yarışmacılarımız Nurhan Hanım'a puan vermek için masadan kalkıyor.